Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Diyarbakır'ın Çernik ilçesinde doğmuştur. Babasının adı Mehmet Tevfik Bey, annesinin adı Zeliha Hanım'dır. Asıl ismi Mehmet Ziya olarak konmuştur. Belirli bir yaşa geldikten sonra ilk derslerini düşünce bakımından değerli ve iyi ahlaklı bir insan olan babasından almış, sonra da mercimek örtmesi ilkokuluna başlamıştır. Yedi yaşındayken Aşık Garip, Kerem ile Aslı gibi kitapları okumuş ve bunlardan bir kitaplık kurmuştur. Sonraları tiyatro kitaplarına yönelmiş, sonraki yıllarda ise romanlara, şiir ve edebiyat kitaplarına sarılmıştır. İlk okuldan sonra Rum Kapısı yakınlarında bulunan Diyarbakır Askeri Rüştiyesi'ne girmiştir. Okul müdürü Ön Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, öğrencilerine derslerin yanı sıra içinde bulundukları ortamın kötülükleri hakkında bilgiler vererek onları uyarmıştır. Özgürlük düşüncesini aşılamıştır. Babası askeri rüştiyenin son sınıfındayken ölmüştür. Okuldan sonra özgürlük düşüncesinin en yücesini bulmak için İstanbul'a gitmiştir. Öğrenimle İstanbul'a devam etmek istemiş, buna olanak bulamadığı için de Diyarbakır'a dönerek sınavla Mektebi İdadi Mülkiye'nin 2. sınıfına yazılmıştır. Burada okurken son sınıfta "Padişahım çok yaşa" yerine "Milletim çok yaşa" diye bağırdığı için hakkında soruşturma açılmış, okul süresinin de 5 yıldan 7 yıla çıkarılması karşısında okulu bırakmıştır. Mehmet Ziya, lisedeyken Nami Kemal'in yazılarını, şiirlerini okumaktan kendini alamadığı gibi, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa ve Muallim Naci'yi de okumuştur. Mehmet Ziya'ya amcası Hasip Bey, doğulu düşünürlerin yapıtlarını ve düşüncelerini tanıtmıştır. Bu sayede İbn Sina, İmam Gazali ile Mevlana'nın yapıtlarını incelemiş ve İslam düşüncesini tanımıştır. Böylece Doğu felsefesini iyi bilen, Batı'yı tanıyan, yurtsever bir Türkçü olmuştur. Diyarbakır'da başlayan kolera salgını nedeniyle Doktor Cevdet oraya gönderilmiştir. Ziya Gökalp de o dönemde Diyarbakır'dadır. Abdullah Cevdet ile arkadaş olur. Abdullah Cevdet'in elinden Gustav Le Bon'un yapıtları düşmemektedir. Onun kimi davranışları Diyarbakırlı gençleri etkiler. Fransız yazarın kitapları Ziya Gökalp tarafından da okunur. Mehmet Ziya okumak isteğiyle İstanbul'u düşlemektedir. Abdullah Cevdet'in dinsiz olduğu yayılmış, amcası Hasip Bey de başkaları gibi onun doktorla konuşmasını engellemekte, üstelik ondan kızıyla bir an önce evlenmesini istemektedir. Bunalıma giren Mehmet Ziya kafasına kurşunu sıkar. Abdullah Cevdet'in Diyarbakır'da bulunan bir genç Rus operatörü ile güç koşullar altında yaptığı bir ameliyatla kurşun çıkartılır. Mehmet Ziya bu olaydan sonra durmadan okumaya başlamıştır. Bir yandan okuyup araştırırken bir taraftan da yazmaya başlar. Özgürlüğe düşman olanlara çatan birçok şiiri bu yıllarda yazar. Gençleri özgürlük düşüncesine
ve baskılara baş kaldırmaya yöneltmek amacını güden gazellerdir çoğu. ...1895 yazında Erzincan Askeri Lisesi'nde okuyan kardeşi Nihat Gökalp Sıla'ya geldiğinde sıkıntılarını ona açar. O da onun İstanbul'a gitmesini sağlar. Sonra birlikte yola çıkarlar. O yıllarda yüksek öğrenim kurumlarının hepsi paralıdır. Bu nedenle tek parasız okul olan veteriner okuluna yazılır. Buradaki öğretimi sırasında İbrahim Temo ve İshak Sukuti ile ilişki kurar. Jön Türklerden etkilenir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılır. Yaz tatili başlayınca Diyarbakır'a döner. Orada okuduğu kitaplar nedeniyle Vali Halit Bey ile araları açılır. Vali yazdığı mektupta durumu İstanbul'a bildirir. Okula dönüşünde açılan bir soruşturma sonucunda okula gelmemesi bildirilir. Sonra da bir gün Ziya Gökalp'i polisler alıp götürürler. Birçokları gibi o da Taşkışla'da bir süre tutuklu kalır. Tutukluların hepsi özgürlükçü gençlerdir. Ziya Gökalp tutukluluk süresi bitince Diyarbakır'a sürülür. Bu tutukluluk onun yüksek öğrenim yapmasını engeller ama düşüncelerini değiştirmez. Diyarbakır'da iken Hamidiye alaylarının başında bulunan İbrahim Paşa'nın halka yaptığı zulümlerin karşısında halkın yanında yer almış, bunun sonunda da Şaki İbrahim Destanı adlı yapıtını yazmıştır. 1899'da gençleri çevresinde toplamış bir dernek kurmuştur. Padişah yanlısı olanlarla bu dernek korkunç bir savaşa girmiştir. Gökalp ise bu arada Diyarbakır'da önemli bir kişi olmuştur. Bu dönemde amcası ölmüştür ve amcası kızı Vecihe Hanım'la evlenmesini vasiyet eder. Vecihe Hanım'la evlenir ve bu evlilikten Sedat adlı bir oğlu, Seniha, Hürriyet ve Türkan adlı üç kızı olur. Ziya Gökalp evlendikten sonra da boş durmamıştır. Özgürlük yolundaki çalışmalarını sürdürmüştür. 1904 yılında Diyarbakır Gazetesi'nde ilk şiir ve yazılarını yayımlamaya başlamıştır. 1903'ten 1908'e kadar Ticaret Odası Onursal Katipliğini, 1905-1908 yılları arasında ise ayrıca İl Yönetim Kurulu Tutanak Katipliği görevini yürütmüştür. Meşrutiyetin kabulünden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Diyarbakır Şubesini kurmuştur. Peyman Gazetesi'nde siyasal ve toplumsal olaylarla ilgili yazılar yayımlamıştır. 1909 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik Kurultayı'na katılmış ve partinin genel merkez üyeliğine seçilmiştir. Genel merkez üyeliğine seçildikten sonra Selanik'te kalmış ve çevresinde bir kültür hareketi başlatma yolunda çalışmalara girmiştir. 'Ziya Gökalp, bütün dünyadaki Türkleri birleştirmeyi, güçlü bir Türk devleti kurmayı hep tasarlamıştır. Bu tasarımdan Türk birliği anlamına da gelen Pan-Türkizm, yani Turancılık ülküsü ortaya çıkmıştır. Bu amaçla da ulusçu ve Türkçü olmak gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir. Turancılık böylece ilk canlanışını
Selanik'te yapmıştır. Ziya Gökalp, Selanik'te İttihat ve Terakki Lisesi ders programlarına toplumsal bilimler dersini koydurtmuştur. Böylece ilk olarak önemli bir bilimsel disiplin okullarımıza girmiştir. O yıllarda Selanik, gençlerle aydınların toplandığı bir kenttir. Ziya Gökalp aradığını orada bulmuş, böylece kafasında biçimlenen düşünceleri uygulamaya başlamıştır. Bir yandan da yazmayı hiç ihmal etmemiştir. Genç kalemlerden başka, orada yayımlanan Felsefe Dergisi'nde de sürekli yazıları çıkmıştır. Türkçülük ülküsünün ilk sesi olan Altun Destanı, 1911 yılı Ocak ayında Genç Kalemler'de yayınlanmıştır. Çevresindeki gençlerle ve aydınlarla çabuk kaynaşan Gökalp, onlara toplum bilim ve felsefe üzerinde uyarıcı bilgiler vermiştir. Bu yıllarda Gökalp'in toplumsal modeli, Emil Durkheim'in teorik temellerini kurduğu dayanışmacılık temelinde şekillenmiştir. Bergson da onun düşüncelerinin biçimlenmesinde rol oynamıştır. Öte yandan Türk dilinin sadeleşmesi ve ulusallaşması akımı da gelişmektedir. Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Mustafa Nemi'nin dilin bu yolda gelişimi için yazıları yayımlanmaktadır. Yabancı tamlamalar bırakılmış, Türkçe sözcüklere geniş yer verilmeye başlanmıştır. Gökalp, Selanik'te bulunduğu sıralarda İstanbul'un durumu karışıktır. 1909'da 31 Mart olayı patlamış, harekat ordusu İstanbul'a girmiş, Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine Sultan Reşat padişah olmuştu. Bu olaydan sonra İttihat ve Terakkiciler yönetimi tümüyle ele almak istemişlerdir. Ziya Gökalp partinin siyasal konularına pek karışmamakla birlikte yalnızca bilim ve düşünce akımlarını yönetmiş ve onları etkilemiştir. ...1912'de İttihat ve Terakki'nin merkezi İstanbul'a taşınmış ve böylece Gökalp İstanbul'a gelmiştir. 1912'de Ergani Sancağı'ndan milletvekili seçilmiştir. 4 ay sonra ise meclis dağıtılmış ve Gökalp de İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmuştur. İstanbul'a geldiğinde hemen Türk Ocağı'na girmiş, Türk Yurdu dergisinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Arkadaşlarıyla Türklük bilincini yaratmak, yaymak istemiştir. Gelişinden kısa bir süre sonra derginin yönetim kuruluna seçilmiş ve Balkan Savaşı öncesinden Birinci Dünya Savaşı başlarına kadar üye olarak kalmıştır. Derginin her sayısına bir şiir, bir de yazı vermiştir. Ziya Gökalp, Türk yurdunda toplumsal birçok yazı yayımlamıştır. Özellikle Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak başlığı altındaki yazı dizisinde önemli konulara yer vermiştir. Gökalp, sonraki yıllarda yeni mecmuayı yayınlamaya başlamış, en değerli, en ilginç yazılarını bu dergide ortaya koymuştur. Sonradan yeni mecbua İttihat ve Terakki Merkez binasının alt katına taşınmıştır. Gökalp,
1915'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne Sosyoloji Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. Böylece toplum bilim üniversitemize girmiştir. Üniversitede toplum bilim öğretim görevlisi olunca o güne kadar okuyup yararlandığı batılı toplum bilimcilerin görüşlerini, yöntemlerini üniversiteye sokmuştur. Bu dönemlerde Birinci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı da 1914'te bu savaşa girmiştir. Yıllarca süren savaş sonucunda 10 Ağustos 1919'da Sevr Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla İttihat ve Terakki ileri gelenleri tutuklanmıştır. Gökalp de bu tutuklananlar arasındadır. Askeri mahkeme önünde 28 Nisan 1919'da yargılanmaya başlayan İttihatçılar arasındaki Gökalp, bütün İttihatçılarla birlikte Malta'ya sürgüne hüküm giymiştir. Malta'da derslerine devam etmiş, arkadaşlarına toplum bilim ve felsefe derslerini vermiştir. Kişi yok, toplum var. Hak yok, görev var. Formülünü ilke seçmiştir. Anadolu'da ulusal hareket başlamıştır. Kimi cephelerde düşman yenilmiştir. Bu başarılardan sonra Mustafa Kemal Malta sürgünlerini kurtarma girişiminde bulunur. Bakü'de tutsak edilen İngiliz albayına karşılık Malta tutuklularının salı verilmesi konusunda anlaşma yapılır. Gökalp ve 33 sürgün 30 Mayıs 1921 günü Malta'dan İngiliz gemilerine bindirilip İtalya'ya gönderilir. Oradan da bir kısmı İstanbul'a gelmiştir. Gökalp sürgün dönüşü üniversiteye girmek istemişse de bu isteği kabul edilmemiştir. Bir süre daha İstanbul'da kaldıktan sonra Ankara'ya geçmiştir. Ankara'ya vardıktan sonra çeşitli işler yapmıştır. Ankara'da Ulucanlar semtinde bir eve yerleşmiş, Türk Döresi adlı kitabını Milli Eğitim Bakanlığı'na satmıştır. Bir ay sonra ailesiyle Diyarbakır'a taşınmıştır. Orada küçük mecmuayı çıkarmaya başlamış, bundan sonraki günlerde Diyarbakır'da kalarak Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Bu dergide yazdıklarıyla ulusçu ve Türkçü ruhun canlanmasına ve ayakta kalmasına yardımcı olmuştur. Diyarbakır'da toplum bilim ve ruh bilim dersleri vermiştir. Lozan Anlaşması'ndan sonra Diyarbakır milletvekili seçilerek Ankara'ya dönmüştür. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nda yayım işleriyle uğraşmış, Yeni Türkiye adlı gazetede yazılar yayımlamaya başlamıştır. Çeşitli konferanslarla gençleri uyandırmıştır. Ama asıl ağırlık verdiği yan, dünya klasiklerini dilimize çevirip yayımlamaktır. Modern kitaplık adını verdiği bu çeviri ve yayım kampanyasında Sokrat, Eflatun, Aristo, Herodot gibi eski Yunan yazarları ile Orta Çağ ve Rönesans döneminden de çeviriler yapmıştır. Gökalp bu görevi sırasında Atatürk tarafından kabul olunmuş, karşılıklı bir dostluk kurulmuştur. Lozan Anlaşması'ndan sonra yapılan Büyük Millet Meclisi ikinci dönem seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçilmiştir. Gökalp bundan sonraki çalışmalarını Halk Partisi içinde ve Atatürk'ün yanında yapmıştır. Gökalp, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde de yararlı olmuş ve çeşitli konulardaki yapıcı konuşmaları, davranışları olumlu sonuçlar vermiştir. Bir yandan da
durmadan çalışıp kitap ve yazı hazırlamıştır. Ama bu yoğun çalışmaları sonunda hastalanmış, İstanbul'a gitmek zorunda kalmıştır. Böylece birçok kitabı yarım kalmıştır. Özellikle çocukluğundan beri çektiği mide ağrıları dayanılmaz duruma gelmiştir. Durumu gitgide kötüleşmektedir. Çalışmalarını yine de sürdürmüş, Cumhuriyet Gazetesi'nde Çınaraltı genel başlığı altındaki yazılarını aksatmamıştır. Hastalığı ağırlaşınca oturduğu Nişantaşı'ndan Büyükada'ya götürülmüştür. Burada geçirdiği hasta günlerinde Türk Medeniyet Tarihi adlı kitabının düzeltilerini yapmıştır. Gökalp 25 Eylül 1924 günü gözlerini yaşama yummuştur. Ölmeden önce ne yazık ki kafamdakileri tamamlayamadım. Bunların hepsini götürüyorum demiştir. Cenazesi 26 Ekim 1924 Pazar günü büyük bir törenle kaldırılmış Sultanahmet'teki Sultan Mahmut Türbesi'ne gömülmüştür. Sonuç olarak Ziya Gökalp, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından biridir. İmparatorluk sürecinden ulus devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp'in, karşılaşılan sorunlar ve bunalımların da etkisiyle Türk toplumu ve Türk kültürü üzerine ortaya koymuş olduğu sosyolojik, kültürel ve siyasal teori ve değerlendirmeler bugün bile gerçekliğini devam ettirmektedir. Zira Gökalp'in birçok siyasal, dinsel ve kültürel düşünce ve önerileri yeni kurulan Cumhuriyet ile birlikte yaşama geçme olanağı bulmuştur. Gökalp'in bu toplumsal yaklaşımları üzerinde batılı algıların da etkili olduğu muhakkaktır.